100 bin imza toplama sistemi çökmüş durumdadır. YSK'nın altyapısı var mı? Arkadaşlar bizim kesinlikle altyapımız var. Seçim takvimi başlarken imza toplama işlemine ilişkin yeterli altyapı var mı sorusuna böyle yanıt vermişti Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven. Ancak ülke genelinde 100 bin imza toplama sisteminde iki kez sorun yaşandı. İmza işlemleri aksadı. Biz burada iyi niyet aramayız. Türk Telekom'u uyarıyoruz. Seçim kurulumuza güveniyoruz. Ama Türk Telekom'u uyarıyoruz. Sayın Doğu Perinçek'in adaylığını engelleyen de biz FETÖ ararız, Gladio ararız. Buna kimsenin gücü yetmez. Kimsenin gücü yetmez. Telekom şaşırma, sabrımızı taşırma. İlk kesinti sabah saatlerinde yaklaşık 40 dakika sürdü. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in adaylığı için imza toplama işlemi sürerken yaşanan soruna ise tepkiler gecikmedi. Ankara İl Seçim Kurulu önünde açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, sorunun Türk Telekom'dan kaynaklandığına dair kendilerine bilgi verildiğini söyledi. Sayın Yüksek Seçim Kurulu Başkanımız Sadi Güven Bey'le görüştük. Sorunun kendi sistemlerinden değil, Türk Telekom'dan kaynaklandığını bizlere iletti. İstedikleri engelleri çıkarsınlar, biz bu işi bitireceğiz. İmza verme süreci devam ederken zaman zaman sistemde yaşanan kesintilerden dolayı vatandaşlar mağdur oldu. İmza vermeye gelenler sistem açılana kadar seçim kurullarında imza işlemini tamamlamak için bekledi. Halkı yıldırmak için burada imza vermemizi engelliyorlar. Arızaya girdi diye insanlar burada mağdur ediliyor. Halktan, demokrasiden korkanlar bunu yapıyor. Başka bir şey diyemem ki. Vatandaşa verilen özgürlüğün önünü engellemektir. Kesintinin ardından işlemler tekrar normale dönmüştü. Ancak öğle saatlerinde benzer sorun yine yaşandı. İmza işleminin ikinci kez durmasıyla Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan bir kez daha seçim kurulu önüne gitti. İlgilileri uyardı. Tam Sayın Genel Başkanımız Doğu Perinçek 100 bin imzaya yaklaşmışken sistem ikinci kez çöktü. Bir saat sonra değil, hemen düzeltmezseniz sonuçları sizin için ağır olur. Aynı dakikalarda bir grup Vatan Partili hukukçu da Yüksek Seçim Kurulu yetkilileriyle görüşme yaptı. Çalınan saatlerin, yani teknik arızadan kaynaklı olarak imza verilemeyen saatlerinde telafi edilmesi yönünde bir an önce bir karar vermesini Yüksek Seçim Kurulu'nu istiyoruz. Tartışmalar sürerken gözlerin çevrili olduğu Türk Telekom'dan da bir bilgi geldi. Ulusal kanala konuşan üst düzey bir yetkili sorunun kaynağının netleşmediğini söyledi. Kullanılan sistem tek başına bizim hizmet verdiğimiz bir sistem değildir. Bazı cihazlarda arızalardan bahsediliyor. Bizim kasti olarak sorun çıkardığımız bir durum yok. Raporlar geldiğinde daha ayrıntılı bilgiler verebilirim. Demokratik hakların kullanılmasına karşı bizden kaynaklı bir engel söz konusu değildir. Ekiplerimize imza işlemleri bitene kadar görev yerlerinden ayrılmama talimatı verdik. Biz görevimiz olmamasına rağmen arızalara müdahale ettik. Vatan Partisi'ne başarılar diliyorum. Sistemdeki arızalarsa vatandaşları engelleyemedi. 100 bin imza kampanyasına olan destek daha da arttı. İki günde olsa, üç günde olsa bekliyoruz. Yarına kadar bekleyeceğiz, ayrılmayacağız buradan.